Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben İbrahim Emre. Bugün üretimhanemizdeyiz arkadaşlar. Üretimhaneyi baştan sona düzenledim. Ee, babam da yardım etti sağ olsun. İki kişi e, el verdik ve tüm odayı topladık, düzenledik. Odanın %98'i tamam. Bir birkaç küçük e, şey kaldı. E, işi kaldı. O da birkaç çivi çakıp birkaç şeyi asacağız, askılık yapacağız. E, bunlar kaldı. Onlar şimdi size odayı bir göstereyim nasıl olduğunu. Evet arkadaşlar şimdi şöyle şurada ısıtıcı vesaire burası normal. Sadece şimdi şuradan başlayalım. Buraya şey getirdim. Şu pis bu arada bunu atacağız. Şöyle koyalım. Heh. Şimdi burada balık poşetleri getirdim. Bunları balık almaya gelen arkadaşlarımız için koydum buraya. Direkt hani evden çıkıp getirmek mecburiyetinde kalmayayım diye. Isıtıcımız burada. Buradan şöyle bütün odaya ısı veriyor. Şöyle bir 360 derece odayı görelim. Şöyle yavaş yavaş. Çünkü hızlı çevirince hem bir şey gözükmüyor hem de bir bulanıklık oluyor. Şimdi şu şekil. Şurada da bir tane askılığımız var arkadaşlar. <laughs> Şurası çalışma masası olarak yaptım. Hani işleri, e, siparişleri falan hep burada ayarlayacağım. Burada hani pis işler yapmayacağım. Kirli işler. E, çünkü masaya örtü serdim Özellikle kirlenmesin diye. Çok tozlanıyor. E, şurada siparişlerimiz falan var. Tabi siparişleri e, ayrı bir tahta olarak bir şey getiririm. Veya beyaz dolabın üstüne yapıştırırım. E, tripod falan video ekipmanları için şurayı ayarlayacağım. Şurada bitkilerimiz var. Şurayı ayarlayacağım. E, oturma köşesi yapacağım tam olarak. Ben şunu ısıtıcı zannediyordum da floresanmış. Çok ısı vermezmiş. Az bir şey ısı verirmiş. iş aydınlatma için kullanılıyormuş. E, artık floresan olarak kullanırım. O malzemeleri dediğim gibi e, birkaç askılık e, asıp dip çekim malzemelerini asacağım. Şurada bitkimiz var saksılı bitkiler. Şu filtreyi falan aşağı koyacağım dolaba. E, buraya bitki aklarım ve lepistes üretimi için açacağım. Burada bitkiler ve lepistesler olacak. Ve daha kribensisler. Dişilerini oraya koyarım. Kavga etmezler. Ee, burada e, su e, normalde bu yavru boylandırma olacaktı. Bunu ikiye böleceğim. Yarısında su yarısında balık şeklinde yapacağım. E, artık şu küçük deliklerden geçemez diye düşünüyorum ama yavrular geçebilir. Gerçi geçen olursa da yavrulara yem olur mis gibi benim yem vermeme gerek kalmaz. Lakin bu akvaryumda spiruna biraz sıkıntı. E, cam da yapabilirim aradaki şeyi. Her neyse. Şimdi e, bu akvaryum dediğim gibi ikiye bölüp bir tarafını spiruna için pardon bir tarafını su presi için bir tarafını da yavru balıklar için ayıracağım. E, çünkü çok aşırı derecede talep alıyorum su presi için arkadaşlar. Yani şimdi bu hafta sonu 4 kişi gelecek. E, Cuma, cumartesi, pazar şeklinde bugün perşembe akşamı. E, 4 kişi gelecek. Toplam bu hafta sonu 110 lira alacağım. <laughs> Pardon. Dediğim gibi e, birkaç paket daha süpire sipariş edeceğim ve şu akvaryumu dolduracağım bu hafta sonu. E, veya yarın doldururum su dinlenmesi için. Belli bir seviye kadar ağzına kadar doldurmayacağım. Çünkü henüz balıklar yok. Balıklar geldiği zaman doldururuz. Ee, çünkü daha yavru almadık. Bu arada mücevher balıkları, kribensisler falan gelecek. Şu bu hafta içi falan gelir. Çünkü şu sıra şunun borcunu kapatıyorum. Ee, normalde bunu almasaydım mücevherler ve kribensisler çoktan geldiydi. Ee, <laughs> Aslında geçen e, getirecektik. Mücevher hazırdı adam hani hediye olarak Yolluyordu Lakin birlikte yaşamaz dedi Pet shopçu orada Hani bunlarla garanti kavgaya girişir Falan filan bunlar yaralar Mücevher erkeğe dedi Bu sebepten hani almadık getirmedik Ama şimdi Hani hani Murat abiye Sorduğum zaman bir şey olmaz demişti Kendisi o yüzden getireceğim Zaten internette araştırdım birkaç Karma akvaryuma konmuş e, tavsiye etmiyorlar ama zaten sürekli karmak akvaryumda durmayacak. Geçici bir süreliğine duracak. Yani birkaç video araştırırsanız internette karmak varımı atılmış mücevher e, çiftleri falan var. <laughs> e, bu arada ha, tropeus falan da gelecek arkadaşlar buraya. E, buraya tropeus mücevher ve kribensis olarak gelecek. Çok tür karışıklığı oldu biliyorum ama e, çift şeklinde gelecek. Tropeos galiba bir çift gelecekti. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, şurada su piresi var biraz. Ee, su pireleri burada. Bunu yarına kadar hazırlayacağım. Kargo yarın gelecek. <laughs> Az çok biraz su piresi var orada. Şu boşta durur büyük ihtimalle. Şu da yem paketleridir vesairedir. Şurada şu görüntüyü çok seviyorum ya. Yani. Şu baloncuklar falan çok güzel oluyor arkadaşlar. Yunuslarda, Sarı Prenseslerde bir sıkıntı yok. Midyelerimiz ve şurada da bir tane cins salyangozumuz var. Bunun ne cinsi olduğunu yazarsanız sevinirim. Evet. Şimdi şu bitki çıkmış onu daha sonra takacağım. Şu dış filtrenin şeyi, şişesi. Onu da takacağım. İçine sünger koyup. Dış filtremiz de burada. Çalışmıyor şu an. Suyu soğutur diye. Su 23-24 derece arası. <laughs> Şu Yunuslara baya bir talip çıkmıştı da. Ee, olmadan satmadım. Şimdi şuradan ben bir şeyleri ayarlayayım. Hazır videodayken. Şurada RTM setimizdir. Eldivenlerimiz, ilacımız vesaire bunlar var. Şurada poşetin içinde ...yemlerimiz vardı. Onları bir yerleştirelim. Arkadaşlar. Buraya bitki odası olarak da... ...kullanacağım. Tuzlarımız. Şunlar da geçsin. Heh. Tuzlar ve yemler olarak... ...şuraya koyalım. Şu tuzumuzu ayrı bir şeye doldururum ben... ...daha sonra. Şu yemi de şimdilik koyalım. Şöyle. Tamam. Ha Bu kutu boşmuş ben de dolu zannediyorum Şunu şunun içine koyalım Şu ilacımız orada dursun Diğer ilaçların yanında Şöyle Şurada bir tane şırınga bulunduruyorum Kedimi de alırsak gelirse Orada ee, Bunu Şimdilik tamam şurada dursun ya Onun bir zararı yok bize ee, bu arada arkadaşlar buraya da ledler yapacağım. Ee, yani bastığım zaman burası karanlıkta kalsın istemiyorum. Çünkü bende de karanlık gözüküyor. Bunu daha sonra ben şu yemi bir şeye dolduracağım. Şu tuz, tuz şurada dursun. Tamam. Şurada da canlı pet shop şeyimiz. Kargomuzdan yine. Şuradaki bayrağımız düşmüş. Şunu şöyle şu şekil ayarlayalım. Hatta şöyle duvara yaslarsak şöyle de biraz açalım gözüksün. Tamam. Şurada yavruluğumuzu da şeye koyalım. Geç şurada dursun ya. Onun bir zararı yok şu an. Şu şekil arka fonlar bayrağımız mis gayet. Şimdi şurada kargolar için kutularımız var. Şarjımız da azalmış neyse. Şu filtreyi falan da oraya koyacağız diğerlerin yanında şurada süpüreleri falan için kovalar var. Şurada alt rafımız var. Şurada camın e, kapağı var. Oraya birkaç gereksiz şeyler koyacağım. Mesela işte e, camdır, çöptür, çöp bidonudur falan o tarz şeyleri oraya koyacağım. Onun harici odamız bu şekilde arkadaşlar. Bitkiler. <laughs> işte video ekipmanları falan filan. Hepsi burada. Şurada askılımız var. Gelip giden dediğim gibi e, şey yapsın üstümü assın diye. Şurada tüp falan. Şurada yüz itireliğimiz var. Onu da açacağız. En yakın zamanda. Biraz yere zemine döşenecek şey var. E, muşamba var. Onu da daha sonra döşeyeceğiz. Şu masanın altına. E, çünkü yani yakın zamanda ya, havalar ısınsın. Bu halıyı yıkayacağım. Ve e, halıyı... <laughs> Yani ayakkabıyla basmayacağım kesinlikle. Şurada bir ayakkabı kutusu koyacağım küçük plastik. Burada ayakkabılar koyup e, çorapla ya da terlikle burada gezeceğim. E, ben zaten şuraya oturduğum zaman burada bir evimde gibi hissedi hissediyorum. Hissetmek istiyorum daha doğrusu. Yani şöyle güzel bir ortamda. Tam bir üretimhane oldu resmen ya. Tabii balıklarımız daha eklendikçe, yavrularımız geldikçe, çoğaldıkça... Burası tam bir üretimhaneye benzeyecek. Şu an benzendi zaten de. Bir yavrularımız eksik. Ee, şükürler olsun. Durumu <laughs> balıklarımız geldi. Durumu iyileştirdik. Artık kanalımızda içeriksizlik gibi bir sorun olmayacak. Büyük ihtimalle %90. Çünkü baya bir içerik şeyimiz çıktı. Ee, yarın akşam cumartesi akşamı cuma cumartesi akşam zaten şurada canlı yayın yapacağım. Şimdi hazır şey yaptık bir balıklar yemleyelim arkadaşlar. Ben zaten birkaç saat önce yemlemiştim ama şimdi bir daha yemleyelim yemişler. Hangisinden versem ki? Şunları şöyle koy. Aslında bunlardan bir tanesi dursun burada. Şu kırmızılardan vereyim ya. Hep siyah veriyorum. Bir kere de şu kırmızılardan verelim. Paketi açamadım iyi mi? Yarın da zaten canlı pet shop kargomuz geliyor. İçinde de birkaç sürpriz var. Aslında <laughs> Bu arada şunu şöyle bir ittirelim. Bu arada ledler falan hep şey olmuş. Tamam. balıklarımız neredeler? Şuradan. Şurada camlarda buharlaşmasın diye şey yaptım. <laughs> Şuradan alalım Aslında iyi olmadı ya Ben rahat rahat atıyordum daha önceden Şimdi ışığı kapatalım ki Onlar görüp yesinler Bir de rahatsızlık vermeyelim Bakın nasıl yiyorlar Maşallah maşallahlarınızı esirgemeyin Arkadaşlar Tabi benden görünce korkup kaçıyorlar Bu arada bunlar koloni gibi hareket ediyor resmen Arka arkaya böyle Kafaları e, gitgide büyüyor gibi geliyor da. Delirdi şu. <laughs> Nereye kazıyacaklarını şaşırdılar resmen. Şimdi arkadaşlar Murat Alpsal sonra bana balık yollayacak. Daha sonra e, boylandıracağım satacağım. 500 tane balık yollayacak. Daha sonra e, vatoz falan yollayacak. Vatoz üreteceğiz. E, Vatoz falan da e, şey çok olur zaten. Bu arada ben büyük vatozu göremedim. Büyük vatozumuz nerede? Kesin gene bulunmuştur bir kayıta. Girmiştir oraya. Şöyle bir eğilip bakalım. Şurada salyangoz. Midyeler. Sarı prensesler. Tuhaf. Nereye girdiyse. Şuraya girdi falan zannettim ama. Ben. Bir de şu açıdan bakalım. <laughs> Hemen kaçıyorlar. <laughs> tamam. Neyse şimdi ee... <laughs> videomuz yavaştan sonuna gelelim. E, boğazım ağrısı bir geçmedi bir haftadır ya. İkide bir boğazım ağrıyor. Yatıp kalkıkça boğazım ağrıyor. Bir daha uyumayacağım. Şimdi e, üretimhanemizin bir son durumunu gösterdik arkadaşlar. Akvaryumumuzdaki son değişiklikler. Yeni akvaryum falan. Bunların hepsini gösterdik. <laughs> Pardon. Videoyu da zaten kapatacağım şimdi. E, evet. E, videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, bugün üretimhanemizdeki son e, değişiklikleri gösterdik. Üretimhanemizi topladık ettik. Ee, <laughs> video'nun sonuna doğru çok öksürük tuttu valla şu şişeyi de çıkaracağım deli etti beni orada. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Yarınki yayına gelmeyi de unutmayın. Ee, hoşça kalın, hayırlı akşamlar arkadaşlar.